Geçtiğimiz günlerde Witcher'ın 3. sezonuna dair bir görsel yayınlandı ve bu görselde Vilgeforce'da Geralt kumların üzerinde kılıç dövüşüne tutuşmuştu. Ardından ben de bu sahneyi anlatayım mı diye anket yaptım ve anlat gitsin denince bu video oluştu. Önce bu görselden bahsetmek istiyorum. Vilgeforce'un elinde tuttuğu asa yahut kitaptaki deyimiyle sopa tam beklediğim gibiydi. Olayda Geralt Vilgeforce'un büyüyle oluşturduğu bu asayı önce tahta zannediyor sonra da çelik olduğunu kavruyordu. Dizideki görüntüsü de çeliğimsi tahta gibi olmuş ve tasarım olarak benden yıldızlı pek iyi kapmış durumda. Asa'nın dışında Vilgeforse'un fatality hareketi olan bağıra sopa sokuşturma hamlesi de gördüğüm kadarıyla yansıtılmış durumda ve evet buraya da yüksek puan veriyorum. Ama mekan seçimi bir tık olmamış gibi. Normalde bu sahne heykellerin olduğu bir alanda gerçekleşiyor ki Geralt sırtını bir heykele vuruyor, ardından araya sıkışıyor ve Vilgeforse Witcher'ımızı tam orada hayattan bezdiriyor. Neyse, biz dönelim Kara'nın hikayesine. Siri Kahir'den kurtulup Martı Kulesi'nin yolunu tuttuğunda Geralt onun adımlarını izliyordu. Fakat kıza bir türlü yetişememişti. Kulenin yakınlarına geldiğinde ise arkasında birinin daha olduğunu anladı. Nasıl Geralt Sirinin peşinden gidiyorsa Vilgefortz da Geralt'ı takip etmişti. Siri'ye giden yolun bu aksaçlı Witcher'dan geçeceğini biliyordu. Geralt büyücünün geldiğini duyup arkasını döndüğünde Vilgefortz tam anlamıyla ağır ağır uçarak yüksek zeminden aşağı indi ve Geralt'ın karşısına kondu. Evet dostlar Vilgefortz uçabiliyor. Şaşırmayın. Filippa da uçuyor mesela. Ona şaşırıyor muyuz? Neyse Vilgefortz Witcher'a hemen saldırmadı. Onu ikna edebileceğini düşünüyordu. Bu yüzden durumun ne kadar kritik olduğunu anlatmaya çalıştı. Büyücülerin kökten dağıldığını, emirin bütün kuzeyi ele geçirmek üzere olduğunu Ciri'nin ise birazdan yakalanacağını belirtti. Geralt bu söylenenlerin bir kısmına inansa da Siri'yi asla teslim etmek istemiyordu. Vilgefortz ne kadar diretirse diretsin, Witcher'ın Siri'den vazgeçmeyeceğini anlayınca iş çığırından çıktı. Hayli sakin bir görünüşe sahip olan Vilgefortz'un elinden bir anda altı karış büyüklüğünde sopa belirdi ve Geralt'ın havaya kaldırılmasına aldırdığı kılıcıyla ilk temas gerçekleşti. Geralt büyücüyü öldürecek kılıç hamleleri denese de büyücü o kadar rahat bertaraf etmişti ki Witcher dahi bu duruma şaşırmıştı. O bir insan olamazdı. En azından herkesin bildiği gibi bir insan değildi. Bütün gücünü harcayan Geralt için son yaklaşmıştı. Vigeforce'un darbesiyle fırlayan Geralt bir heykele çarptı ve önüne düştü. Hemen başında beliren büyücü Geralt'ın kaburgalarının altına sopasını var gücüyle sapladı ve ardından kafasına sağlam bir darbe indirdi. Witcher hala direnmeye çalışıyordu ama sonraki darbe kolunu kırınca tüm direnci aniden bitiverdi ve artık hayatı büyücünün inisiyatifine kalmıştı. Yaşadığı büyük acıyla yerde uzanan Geralt'ın başındaki büyücü konuşmaya başladı. Beynini kulaklarından dışarı fışkırtabilirim ama bunun sana ders olmasını istiyorum. Yanıldın Witcher. Göğü geceleri göle yansıyan yıldızların aksiyle karıştırdın. Aa kusuyor musun? İyi. Beyin sarsıntısı. Burnun mu kanıyor? Harika. Bir dahaki sefere kadar hoşça kal. Bir ara görüşürüz. Belki. Bu sözlerden sonra Vilgefortz gitmedi ve son bir darbe daha indirdi. İşte bu darbe Geralt'ın tüm kalça kemiğini paramparça etmişti. Geralt'ı bütün bu olaylardan çekip çıkaran ve oracıkta ölmesini engelleyen Triss Merigold olmuştu. Savaşmaktan büyük gücünü yitirmiş Triss Geralt'ı sürükleye sürükleye Tissaia'nın yanına getirmiş onları ışınlaması için yalvarmıştı. Tissaia ya her ne kadar Foltest'i desteklediği için Triss Merigold'a kızgın olsa da kadını Witcher'la birlikte ışınlamış ve o günden sonra bir daha da görünmemişti. Evet dostlar 3. sezonda tam olarak olmasa da bu sahne yer alacak ve sürekli söylediğim gibi Tanet Adası'ndaki darbe için umudum yüksek. Bakalım nasıl olacak diyor ve klasik kapanışımıza geçiyorum. Kanalı maddi olarak destekleyen üyelerimize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.